galiba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yılbaşına sayılı günler kaldı. Birkaç gün sonra 2019'a gireceğiz. Yılbaşı öncesinde tekrardan böyle size bir video çekmek istedim. Çünkü yılbaşı gecesinde bayağı yiyoruz, içiyoruz. En azından ben bayağı yiyeceklere abanıyorum. Dışarıda da kutlasak, evde de kutlasak bayağı kalorili geçiyor. O yüzden yılbaşı gecesinde önümüzce eğlenip, İstediğimiz gibi, dilediğimizce böyle yani yerlerde yatıp böyle kıvranana kadar yiyebilelim, gönlümüzce yiyebilelim, bunun sonrasındaki pişmanlığını hissetmeyelim diye size bir çay hazırladım. Zayıflatan çay kelimelerine falan pek inanmıyorum. Bu benim için biraz daha böyle ödem attıran, kilo vermemize yardımcı, zayıflamamıza yardımcı olabilen bir çay. Ama bunu sporla ve yediklerimizi, porsiyon kontrollerimizi yaparak desteklememiz gerekiyor. Aksi takdirde bunları yapmamızın hiçbir faydası olmaz. Bunlar sadece bize aracılar, daha fazla kilo verebilmemiz, daha fazla ödem atabilmemiz için yardımcı olan şeyler. O yüzden ben bu çayı içiyorum ama spor yapmasam da zayıflarım düşünceniz varsa hemen kurtulun. Çünkü böyle bir şey maalesef yok. Yediklerinizden de pişmanlık duymayın. Sonrasında neyi yapmanız gerektiğini bilmeniz önemli. İşte onlardan bir tanesi de bu çay. İkincisi porsiyon kontrolü, üçüncüsü de spora başlamak olur. O yüzden gönlünüzce eğlenin, gönlünüzce yiyin, hiçbir şey de düşünmeyin. Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider çünkü lütfen unutmayın. Tarife geçiyorum. Mutfağım çok fazla ışık almadığı için ve de çam ağacının arka planımı oluşturmasını istediğim için elektrikli ocağımı kullanarak böyle salonumda bir çekim yapmak istedim. Çünkü burası... Bugün de şansıma gerçekten hava çok güzel, güneşli, çok güzel ışık alıyor salonum. Daha önce bu videoyu bir kere daha çekmeye çalıştım. O kadar kötü bir ışık vardı ki gerçekten çok kötü bir çekim olduğu için içime asla sinmedi. O yüzden de paylaşmadım. Ve bir adet kaynatacağım... Ne bu ya? Minik bir tencerem. Şimdi şu kadar bir su kullanacağım. İşte 500 ml falan su var bunun içerisinde. Ben normalde buna şöyle diyeyim. Şöyle bir kupanın içerisinde içiyorum. Şeffaf bir kupaya aslında koymayı düşündüm rengini de görün diye. Sonra bundan da hızlı bir şekilde vazgeçtim. Yılbaşı teması olduğu için kırmızı bir bardakla yapmak istedim. Şimdi hızlıca suyumun böyle tenceremin içerisine suyumu koyuyorum. Hafif böyle o oda sıcaklığında bir suydu. Oda sıcaklığındaki suyu tencerenin içerisine koydum. O biraz böyle hafif ısınmaya başladığında diğer malzemeleri eklemeye başlayacağım. Şimdi bu çayda yeşil çay kullanacağız. Ama yeşil çayı en son atacağım. Ocaktan aldıktan sonra atacağım. Hatta biraz altını da yakayım. Şimdi bazı çaylar demlenir. Bazı çaylar suyla beraber kaynatılır falan gibi böyle şeyler var ya işte. Eğer kaynatırsanız suda bazı çaylar zehirliyor falan gibi. Bazı bitkiler daha doğrusu. O yüzden onlara dikkat ederek demlemeye özen gösteririm kullandığım çayları. Yeşil çayda da öyle kaynatmamak gerekiyor. Kaynamış olan suyun içerisine onu atıp demlenmesini beklemek gerekiyor. Bugün de öyle yapıyor olacağım. Suyum kaynadı. Şimdi bir maydanozum var. Şöyle gösteriyorum. Böyle bir tutam. Çünkü bu bir porsiyonluk. Bunu ısınan suyun içerisine atıyorum. Bir tık kaynatacağız bunu bunun içerisinde. Önce biraz maydanozu atıyorum ki maydanoz böyle iyice suyunu bıraksın diye. Şimdi iki halka dilim limonum var. Onu da maydanozla beraber attım. Şöyle çok ufacık, çok böyle minnacık bir zencefil var. Zencefil, yani her tarifimde aşağı yukarı zencefil kullanıyorum. Bu sefer yaş zencefil kullandım. Çünkü onun aromasını bırakmasını istiyorum. Genellikle şöyle bir geri bildirim aldığım oldum. Zencefil sevmiyorum. Zencefil yerine içine ne koyabilirim? Aslında bir yerine koyabileceğiniz bir muadili bir ikamesi mevcut değil. Zencefil de çok minik attığım için o tadını hissetmeyeceksiniz ama faydası gerçekten büyük. Hafif şöyle karıştırayım bunları. Maydanozun çünkü iyice suyunu salması gerekiyor.
şey diyor musunuz? Maydanoz da sevmiyorum, limon da sevmiyorum. O zaman bu çayı içmeyin diye. Şimdi bunu böyle bir tane tarçınım vardı. Tarçının ikiye kırdım. İçine atıyorum. Genellikle toz kullanıyorum. Tarçını, zencefili, zerdeçalı falan, hani onları böyle şey yapmıyorum ama bu tarifte pişirdiğim için yaş olanlarını tercih ediyorum. Şöyle karanfil kullanacağım. İki tane. Hemen içine atıyorum onları da. Bu karanfille ilgili daha önce bir video çekmişim. Karanfili galiba çok kullanıyorum. Hatta karanfili kaş boyamada da kullandım. Onun videosunu da buraya koyayım, belki izlemek istersiniz. Şöyle 2-3 top da böyle top karanfil. Top karanfil deniyor değil mi buna ya? Başka bir şey denmiyor. Karanfil top. Pişireceğim malzemelerim bu kadar. Ama bundan önce iyice böyle fokur fokur bir 5-6 dakika en azından iyice hepsinin iç içe geçmesi için böyle bayağı kaynaması gerekiyor. Bu çayı ne kadar da bir içeceksiniz ondan da bahsedeyim. Şimdi haftada 4 gün bundan içeceksiniz. Bir gün ara vererek yapabilirsiniz. Bu adet öncesi vücudumuzda oluşan ödeme de iyi gelen çaylardan. O da gerçekten hani adet öncesinde oluşan o ödemi hızlı bir şekilde atmamıza da fayda sağlıyor. O zaman da böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ocaktan aldım. Bunun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı yeşil çayı ekliyorum. Böyle de bir 5-6 dakika bunun demlenmesini bekleyeceğiz. Yeşil çayı dediğim gibi suyun içerisine kaynatmayıp sudan aldıktan sonra kaynayan suyun içerisine attığımızda daha sağlıklı bir şekilde demlemiş oluyoruz. O yüzden böyle bitkilerin, çayların demlenme şekillerine, nasıl yapıldığına da dikkat ediyor olursanız sizin için daha iyi olur. Çünkü faydadan çok zararını almış oluyorsunuz diyebiliyorum. Ve bu çaylar sadece bizim için aracı, spor yapmazsanız, porsiyon kontrolü yapmazsanız, bizim yılbaşı gecesinde böyle yiyeceğimiz gibi yiyeceklere abanıyor olursanız asla bir faydasını göremeyeceğiniz şeyler bu tarz çaylar ya da detokslar. Soğuk da tüketebilirsiniz. Soğuk tüketirseniz ne yapmanız gerekiyor? Bu tamamen soğuduğunda yine şöyle bir şişenin içerisine içindekilerle birlikte, yani maydanozuyla limonuyla beraber alıp buzdolabında bir gece bekletiyorsunuz. Sonra süzerek içebilirsiniz. O zaman da böyle yine soğuk tüketebileceğiniz, yani özellikle yaz aylarında belki sıcak bir şeyler içmekten hoşunuz olmayanlarınız olabilir. Yaz ayları için soğuk versiyonu daha uygun olabilir. Yaz aylarına yaklaşırken bunun bir de soğuk versiyonunu yapıyor olurum ama ben genelde sıcak içmeyi seviyorum. Benim tercihim bu. Ama sizin için de soğuk olanını yapıyor olurum. Sıcak olduğu için biraz temkinli içmeye çalışıyorum. Gayet lezzetli. Tam sevdiğim kıvamda demlenmiş hem de. Çünkü biraz daha fazla beklettiğinizde o acılaşan bir tat oluyor. Yeşil çay yağ yakımına yardımcı, ödem atmaya yardımcı. Yeşil çayın birçok faydaları var. Hatta ben bunu daha önce Instagram'da da yeşil çay faydaları olarak bir ya da iki kez paylaşmış olmam lazım. Oradan da okuyabilirsiniz. O yüzden yeşil çay gerçekten bizim için önemli. Maydanoz çok önemli bir ödem arttırıcı bir sebze. O yüzden maydanozu suyumuzun içerisine ya da bu şekilde demleyerek maydanoz suyundan faydalanmak gerekiyor. Birçok şeyi bir araya getirerek aslında bomba bir çay elde ettim. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerimizle birlikte güzel bir yıl geçirmemiz dileğiyle 2019 çok güzel bir yıl olsun. Herkese mutlu yıllar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Artık 2019'da görüşürüz diyerek de iğrenç bir espriyle de videomu kapatıyorum. Hoşçakalın.